devamlı olarak çok sıkılıp depresyona girebiliyoruz. Bazen en sevdiğimiz şeyler bile çok sıkıcı gelebiliyor. Bunun için ne yapmak lazım? Tuna Bey, depresyona girmek güzel bir şey, biliyor musunuz? Biz depresyonun ne olduğunu çok bilmiyoruz aslında. O yüzden korkuyoruz. Carl Rogers diye bir adam var. Önemli bir psikolog. Muazzam bir tespiti var. Ve demin okuduğum eserlerle birleşmesi beni daha da heyecanlandırıyor. Diyor ki değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu insana en faydası olan duygulardır. Çünkü o duygular sana hastalığın ağrısı gibi, acı gibi seni başarılı olmaya zorlar. Seni yakar. Başarılı ol, ben yakanı kurtarayım, bırakayım der. O acı, o değersizlik acısı, o yetersizlik acısı sana der ki çalış, başarılı ol, yüksel, ben de yakanı bırakayım. Çünkü sen bu evrene başıboş vakit geçirmek için gelmedin. Senin içinde bir potansiyel var. Senin içinde muazzam bir donanım var. Tıpkı bir çekirdek gibi. Onu açığa çıkar, onu patlat. Patlatmayacaksan ben seni patlatırım diyor aslında. Carl Rogers'ın ifadesidir bu yani. Peki Risalelerde geçen bunun karşılığını paylaşayım. Diyor ki sair teellümat-i ruhaniye ise, yani ruhunuzun zaman zaman sıkılması ise ehl-i hakikatça medar-ı terakki kabul edilmiştir. İlim ehli tarafından senin terakkin, gelişimin, yükselmen için vardır o duygular diyor. O yüzden depresyona takılan birisi lütfen şuna dikkat etsin. Neyi yapmam gerekiyor da yapmıyorum? Seni ikaz ediyor. Diş ağrın varsa doktora gideceksin. Eğer ruhsal acılar ve ağrılar varsa bunun birçoğunun nedeni ötelenmiş, ertelenmiş, yapılmayan şeylerdir. Senin donanımın yüksektir. Muazzam bir donanım var. Kainat sende gizlenmiş. Böyle bir potansiyel başıboş bırakılamaz. O yüzden yaratıcı sistemi böyle kurmuş. Diyor ki tembelliğin acısını çekeceksin. Eğer acıdan kurtulmak istiyorsan çalışacaksın, gayret edeceksin. Çünkü ben bir kanun koydum. Su yerinde durursa kokuşur, demir hareket etmezse paslanır, insan da hareket etmezse depresyona girer.